Merhaba arkadaşlar. Adım Öyküsü Gündüz. Şimdi size Hansel ve Gretel okuyacağım. Uzun yıllar önce geçimini odunculukla sağlayan çok mutlu bir aile varmış. Baba odun toplar, anne de çocuklarına bakarmış. Anne, çocukları Hansel ve Gretel'e hep birbirinizi çok sevin, birbirinizden ayrılmayın dermiş. Gün gelmiş, anne hasta olup ölmüş. Oduncu baba da çocukları yalnız kalmasın diye yeniden evlenmiş. Ama evlendiği kadın çok huysuzmuş. Sürekli yağ yok, tuz yok, un yok diye şikayet edermiş. Oduncu baba bir gün hanımcığım demiş. Gücüm yettiğince çalışıyorum. Söyle seni memnun etmek için daha ne yapayım? Kadın Hansel'le Gretel'i götürüp ormana bırakalım demiş. Böylece soframızdan iki kişi eksilir. Yoksa açlıktan öleceğiz. Oduncu baba bu teklife çok üzülse de boynunu büküp tamam demiş. Neyse ki Hansel konuşulanları duymuş. Hemen bahçeye çıkıp parlak çakıl taşları toplamış. Ertesi sabah kadın çocukları erkenden kaldırmış. Hep birlikte yola çıkmışlar. Hansel ormana giderken cebindeki çakıl taşlarını bir bir yola bırakmış. Bir süre sonra kadın çocuklara, siz burada bizi bekleyin. Biz odun topladıktan sonra gelip sizi alırız demiş. İki kardeş akşama kadar beklemişler. Hansel korkudan ağlamaya başlamış. Gretel'e korkma demiş. Yola attığım çakıl taşları bize yol gösterecek. Böylece eve döneceğiz. Çok geçmeden ay çıkmış. Ay ışığında çakıl taşları pırıl pırıl parlamış. İki kardeş taşları takip ede eve varmaya başlamışlar. Yavrularını karşısında gören oduncu baba çok sevinmiş. Fakat çocukları yataklarını yatar yatmaz kötü kalpli kadın yarın onları daha uzağa bırakın evi bulamasınlar demiş. O gece Hansel yine çakıl taşı toplamak istemiş. Fakat bütün kapılar kilitliymiş. Ertesi sabah kötü kalpli kadın yine onları uyandırmış. Birlikte yola koyulmuşlar. Giderken kadın çocukların eline bir parça kuru ekmek tutuşturmuş. Gretel hemen ekmeğini yemiş. Hansel ile ekmeği ufalayıp geçitleri yola bir bir bırakmış. İyice ilerlemiş. Ormanın deliklerine girmişler. Derken kadın durmuş. Bizi burada bekleyin. Bir yere ayrılmayın. Biz odun toplayıp geleceğiz demiş. Çocuklar gece olana kadar beklemişler. Fakat kimse gelmemiş. Hansel kardeşine korkma demiş. Ekmek ufaklarını takip ederek evimizin yolunu bulabiliriz. İki kardeş kol kola girmişler. Ekmek ufaklarını aramaya başlamışlar. Fakat aramış, taramış, bulamamışlar. Meğerse o sabah kuşlar ekmek ufaklarını yiyip bitirmiş. Zavallı çocuklar yorgunluktan bir ağacın dibinde uyuyakalmışlar. Ertesi sabah uyanır uyanmaz yine evlerini aramaya koyulmuşlar. Ağaçların arasında gezinirken karşılarına bir kulübe çıkmış. İki kardeş çok şaşırmış. Çünkü bu kulübe tıpkı bir pastaya benziyormuş. Duvarları çörekten, pencereleri şekerden, kapısı çikolatadan, bacası kirem adammış. Hansel ile Gretel koşup evin arasından burasından yemeye başlamışlar. Bu arada kulübeden çirkin yüzlü bir kadın çıkmış. Bu kadın evin sahibiymiş. Korkmayın ben çocukları çok severim demiş. İçeri girin bakın. Size daha neler vereceğim. İki kardeş sevinerek içeri girmiş. Meğer bu evin sahibi bir cadıymış. Cadı kadın Hansel'i tuttuğu gibi bir kafese kapatmış. Gretel'e dene de söyle şimdi. Ağabeyini şımarlatıp yiyeceğim. Sen de onu besleyeceksin. Her gün ne kadar şımarladığını kontrol edeceğim. Böylece günler günleri kovalamış. Kafese kapatılan Hansel şımarladıkça şımarlamış. Neyse ki Hansel zekice bir plan yapmış. Cadı kadın uzat parmağını bakayım. Şımarlamış mısın? Dedikçe bir pili çekmeyi uzatıyormuş. Gözleri görmeyen kadın tuttuğu kemiği Hansel'in parmağı sanıyor. Öfkeyle Gretel'e bağırıyormuş. Bu çocuk hala sıska çabuk kal. Ver süt, ver et. Bir
sabah yaşlıcadı. Artık sabrım kalmadı demiş. Bugün fırını yakacağım. Cadının sözlerini duyan Gretel kardeşini kurtarmak için bir çare aramaya başlamış. Bu sırada cadı ısısını kontrol etmek için fırını kapağını açmış. Bunu fırsat bilen Gretel cadıyı içeri itip fırının kapağını kapatmış. Hemen koşup ağabeyini kafesten çıkarmış. İki kardeş sımsıkı sarılmış. Sonra da evlerini bulmak için yola koyulmuşlar. Az sonra ekmek ufaklarını yiyen kuşlar karşılarına çıkmış. Hansel ile Gretel'den özür dilemiş, onları yolu göstermişler. İlk kardeş çok geçmeden evlerini bulmuş. Oduncu baba çocuklarını ormanda bıraktığı günden beri çok mutsuzmuş. Her gün Hansel ile Gretel'in dönmesini bekliyormuş. Bahçe kapısında yavrularını görünce çok sevinmiş. Hasretle boyunlarını sarılmış. O günden sonra Hansel ile Gretel babalarıyla birlikte mutluluk yaşamışlar. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitmişti. Sakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.